Kanalıma hoş geldiniz. Çok lezzetli ve pratik patatesli böreğimiz için patateslerimizi suda haşlayarak işleme başlıyoruz. Bir adet soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım ve bir karıştırma kabının içerisine aldım. İçerisine haşlamış olduğum patatesleri, sıvı yağı ve baharatları da ilave ederek karıştırdım. Biraz da maydanoz kullandım. Eğer seviyorsanız kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Bu sizin tamamıyla zevkinize kalmış. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber ve toz biber kullandım. Tüm karışımı karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır. Şimdi yufkamızın sosunu yapmaya başlayabiliriz. Yufkamızın sosu için 1 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu ve yarım su bardağı kadar da sıvı yağ kullanıyoruz. Bu karışımı da karıştırdıktan sonra karışımımız da hazır. Şimdi böreklerimizi yapmaya geçebiliriz. Böreğimiz için ben baklavalık yufka kullanıyorum. İçerisinde ortalama 16 tane var ve 4 kere yapmış oldum ben. İlk başta 2 adet yufkamızı alıyoruz. Bu arada yufkalarım gerçekten iyi çıkmadı ve çok fazla yırtıldılar. Bu beni çok zorladı. 2 adet yufkanın üzerine sosumuzu bir fırça yardımıyla sürüyoruz. Kaşıkla dökmenizi tavsiye etmiyorum. Yufkalar zaten ince olduğu için bu sefer parçalanacaktır. O yüzden bir fırça yardımıyla gezdirmeniz yeterli olacaktır. 2 kat yufkanın üzerine sosumuzu sürdükten sonra üzerine 1 kat yufka, tekrar sos, bir kat daha yufka, tekrar sos şeklinde yapacağız. Toplamda 4 adet yufkayı üst üste kullanmış olacağız. Yufkalarımızı soslayıp hazır ettikten sonra uzun kenarına patatesli harcımızdan istediğiniz kadar yerleştirebilirsiniz. İsterseniz bunu peynirli de yapabilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Ya da kıymalı da yapabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Patatesli harcımıza yaydıktan sonra rulo şeklinde katlayıp 4-5 parmak uzunluğunda kesiyorum. Yufkalar dediğim gibi çok iyi çıkmadığı için sararken de soslarken de beni bayağı bir zorladı. Çok fazla yapışıktı.
4-5 parmak kalınlığında gördüğünüz gibi kesiyoruz. Ve fırın tepsisine böreklerimizi diziyoruz. Tüm yufkalarımız bitene kadar yine aynı şekilde 2 adet yufka üst üste sos, 1 adet yufka tekrar sos, 1 adet yufka tekrar sos ve patatesle aç, rulo yap, kes. Bütün işlem bu kadar. Bütün yufkalar bitene kadar devam ediyoruz. Böreklerimizi fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime aldım ve kalan sosumu da bir fırça yardımı ile böreklerimin üzerine güzelce sürdüm. Yemelerini sağladım. Güzelce o sosunu içlerine doğru çektiler. Bildiğiniz üzere baklavalık yufkanın herhangi bir tadı ya da lezzeti yok. İçerisine sürmüş olduğumuz sosun lezzeti ve iç harcının lezzetiyle lezzetleniyor. O yüzden sosunuzu ve iç harcınızı lezzetli yaparsanız börekleriniz de çok lezzetli olacaktır. Ayrıca bu üstüne sürdüğümüz sos hem kızarmasını hem de çıtır çıtır olmasını sağlayacak. 180 derece fırında alt üst ayarda nar gibi kızarana kadar böreklerimizi pişiriyoruz. Gerçekten de şahane oldular. Biz çok çok beğendik. Siz de bu çıtırtıya kulak verin. Hem pratik, hem az malzemeli, hem de yufka açmanıza gerek kalmadan çıtır çıtır şahane börekler hazır. Şimdiden deneyecek olanların ellerine sağlık. Hoşça kalın.